çalıyor. İkinci yarı 5 saniye önce başladı. Lazetic'le atak geliştiriyor Fenerbahçe. Serhat bıraktı. Lazetic. Tribünler ayakta. Lazetic orta ve kaleci Ömer. Evet sevgili izleyiciler, işte Şükrü Saracoğlu stadında Fenerbahçe tribünleri. İnanılmaz bir şey. Bilmiyorum kaç takıma nasip olur dünyada böyle seyirci. Hasan Özer yükleniyor. Rüştü. İkinci yarının başlamasından itibaren tribünler Şükrü Saracoğlu stadını inletiyor adeta. Rafaic hareketlenen futbolcu, orada Revivo, Erik Yakimovic, onun kontrolünde top dışarıda. 46. dakika, kademede Mehmet Polat var. Mehmet Polat hatalı pas, Serhat ceza alanı içinde, topuk pası, Lazetic hareketlenmedi. Şimdi Fatih, Uçer'in müdahalesi devam dedi karşılaşmanın hakemi. Uçe ve Taç. Gaziantep Spor kullanacak. Fatih geldiydi. Erhan Albayrak. Hasan Özer'e doğru kalkan bayrak. Biraz geç kalkan bir bayrak. Pozisyon offside diyor. Kenan Altın Saat'in kalkan bayrağıyla Murat Ilgaz. İşte offside pozisyonu. Abdullah. Anderson'a doğru. Ramazan. Yusuf'ta kaldı. Serhat. Geriye döndü. Mert Meriç. Yusuf. Solda Abdullah boş. Şimdi Abdullah. Tekrar Yusuf. Kapandı Gaziantep Spor. Yusuf. Yusuf yerde. Faul. Fenerbahçe lehine. Mert Meriç. Ve bir faul daha. Serbest vuruş. Fenerbahçe'nin tehlikeli bir nokta. Revivo var. Rapo var. Rapaic var. Bakalım kim kullanacak. Dakika 52. Mustafa Denizli görüntüde. Rafaic topun gerisinde. Ömer kalesinde dikkatli. Barajı yaptırıyor. Murat Ilgaz 9 metre 15 santimetrelik mesafeyi ayarlıyor şu anda. 5 kişilik bir Gaziantep Spor barajı var. Rafaic topun gerisinde geliyor. Rafaic vuruyor. Solan Ömer. Atak devam edecek. Lazetic. Lazetic ortamı yapacak. Şimdi cezalar içinde geriye çıkartıyor Batista. Batista son derece serinkanlı bir şekilde. Şimdi tehlike bölgesini dışına çıkarttı. Serhat topu kazanıyor Fenerbahçe. Ama da serbest vuruş Gaziantep Spor'u dedi Murat Ilgaz. O gün görüntüde 10. dakikada sakatlanmıştı. İşte Rafaic. Ömer bu pozisyonda topun ağlara gitmesine izin vermiyor. Ve Mustafa Doğan o gün Johnson Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada forma giyemeyen oyuncuları geldi görüntüye. Fatih indirdi. Hasan Özer hareketlendi. Rüştü. Bir libero gibi çıktı. Abdullah. Lazetic. Serhat. Tek top oynadı. Yusuf'tan bir kez daha Lazetic'e doğru. Top dışarıda. İşte biraz önceki Fenerbahçe itirazlarına sebep olan pozisyon. Hakan Bayraktar. Hasan Özer. Hasan Özer ters bir hareket. Anderson hareketleniyor. Ömer. Ömer. Ömer yerde kaldı bu arada. Evet. Ömer yerde kalınca Murat Ilgaz hemen düdüğünü çaldı. Sağlık görevlilerini oyun alanına çağırıyor. Sakıp Özberk görüntüde. Milli takım aday kadrosunda da yer alan kaleci Ömer. Anderson, Murat Ilgaz'la bir diyaloğu var.
Ömer kalktı, tedavisi tamamlandı. Bu arada oyun alanına gelen bir fotoğraf makinesi görüntüde. İlginç bir cisim. Yusuf. Remivo tek top oynadı. Hasan Hoca yatarak müdahale. Fatih. Hasan Hoca'ya doğru. Hasan. Hasan'ın pası. Fatih hareketlendi. Mirkoviç'ten daha çabuk. Fatih. Kalesiyle karşı karşıya. Fatih. Fatih Rüştü. Rüştü golü önlüyor. Kaleci Rüştü. Ne vardı? İkinci yarıda oyunu ağırlaştırmak istiyor Gaziantepspor. Çabuk oynamaya mecbur Fenerbahçe. Lazetic. Lazetic sıyrıldı. Lazetic orta yakın direğe doğru. Hakan Bayraktar karşıladı. Erhan Albayrak. Abdullah. Yusuf. Anderson'a doğru. Anderson indirdi. Revivo. Revivo kontrol edemiyor. Ömer kaleci vuruşunu hemen kullandı. Kalkan Bayrak. Hasan Özel'in pozisyon offside. Sakıp Özberk'in bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Kriv Revivo döndürmedi Gaziantepspor savunması. Krivov Rus oyuncusu. Gaziantepspor'un bir karşı atak şansı Gaziantepspor için. Hasan Yiğit. Abdullah Hasan Yiğit mücadelesi. Abdullah döndü, kaleci düştü. Abdullah. Dakika 63. Fenerbahçe 0, Gaziantepspor 3. Rapaic. Ramazan'ın müdahalesi, serbest vuruş hemen kullanıldı. Revivo ve gol! Revivo ve gol! 63. dakika, Revivo ile farkı 2'ye indiriyor Fenerbahçe. Dakika 63, Revivo, Haim Revivo ve Fenerbahçe şimdi farkı 2'ye indirdi. İşte pozisyon. Revivo'nun kafa vuruşu ve top ağlarda. Revivo'nun 10. golü bu sezon. İşte ters bir vuruş. Revivo'ya gol pası oluyor. Gaziantepspor savunması ilk kez hata yapıyor ve bu hatayı da iyi değerlendiriyor Fenerbahçe. Şimdi skor 3-1. Meriç, Lazetic top bekliyor. Yusuf. Yusuf. Rapaic. Şimdi Serhat, Batista topa daha yakın. Taç Fenerbahçe'nin. Mustafa Şahin Türk'ü ben oyuna girmek için hazırlanırken görüyorum. İşte Revivo 63. dakikada Fenerbahçe'nin umutlarını iyice yeşertiyor. Lazetic ceza alanı içinde. Lazetic ortaya doğru seken top. Yahimovic. Fatih. Zoran Mirkoviç. Anderson orta, Revivo kontrol, aldı topu önüne, Revivo, Revivo ceza alanı içinde, Revivo yerde, oyun devam ediyor. Mert, Fenerbahçe hata, şimdi Serhat'la gelişecek. Serhat, Anderson'a doğru. Oldukça hızlı bir top, çıkmadan çevirdi Anderson. Abdullah. Mert Meriç. Revivo. Hata var. Pozisyonunu vuruyor da gol! Rapaic ve gol! Şimdi fark bire iniyor. Dakika 68. Gaziantepspor savunmasında büyük hata. Rapaic ve gol! 68. dakika. Rapaic de şimdi skoru 2-3 yapıyor Fenerbahçe. Yusuf.
Müthiş bir maç sevgili seyirciler. İnanın böyle bir mücadele uzun yıllardır görülmedi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında ilk yarıda 3 farklı yenik duruma düştü Fenerbahçe. İkinci yarıya başlarken seyirci biz inandık diyordu ve Fenerbahçeli futbolcuların da inanmasını istiyordu. İşler apayit ve farklı bir engel gol bir kez daha görüntüye geldi. Müthiş bir mücadele. Şimdi Serhat'la gelişiyor Fenerbahçe atağı. Abdullah önünde büyük bir boşluk var. Abdullah Yahimovic karşılıyor. Orada çıktı bir libero gibi kendi yer alanının ortasına kadar. Serin kanlı hareketlerle Fatih'ten sıyrıldı. Sonra da Mirkoviç oynuyor. Yahimovic'in yaptığı hareket faul dedi. Murat Ilgaz ve şimdi Abdullah serbest vuruşu kullandı. Anderson yükseliyor. Kafa, top dışarıda. Son anda direğe çarpan top dışarı gidiyor. Bütün tribünler, bütün Fenerbahçe seyircisi ayakta. Şükrü Saracoğlu stadında. Fener gol gol diye iniyor. Ve Gaziantep Spor'da oyuncu değişikliği. Mustafa Şahin Türk oyuna giriyor. Hasan Özer 3. Gaziantep Spor golünü atan Hasan Özer oyun alanının kenarında. Dakika 70. Normal süre olarak son 20 dakika. Fenerbahçe tribünleri inancını hiç yitirmedi bu sezon. 3-0 geriye düştükleri karşılaşmada bile sevgili seyirciler. Gaziantep Spor'un müthiş oyunu vardı bir kere daha. Şimdi Fenerbahçe hata dediğim anda Mert Korkmaz topu dışarı gönderdi. Lazatic. Revivo. Topara kendisine orta. Revivo orta. Vuruş mu abi? Serhat son noktada revaşa da denedi ama vuramadı. İşte savunmada büyük hata. Erhan Albayrak o pozisyonda ıska geçince Rapa işte bu pozisyon. Taş Gaziantep Spor'un. Serhat da bu sezon 9 gol imza attı. Fener tribünleri ayakta. Fenerbahçe'nin 3-0'dan sonra skoru 3-2'ye getirmesinde hiç kuşkusuz çok büyük rolü var. Şimdi Lazetic vuruş dışarıya. Lazetic kaleyi karşıdan gördüğü anda vuruşunu yaptı. Onun da 5 golü var. 4'ü penaltıdan olmak üzere. İşte vuruşu bir kez daha görüntüye geldi. Ömer kale vuruşunu kullanacak. Dakika 73. Fatih ve Uçe birlikte yükseldi. Uçe'nin kafasından seken top. Mustafa Şahin Türk ve Lazetic. Lazetic topa daha yakın. Kaleci Rüştü. Rüştü. Top oyun alanında Erhan Albayrak kaleye doğru gönderdi. Rüştü. 74. dakikaya girdik. Hasan Yiğit. Abdullah aldı. Abdullah sıyrıldı rakiplerinden. Abdullah Primo'dan da sıyrılabilecek mi? Pası Yusuf. Bıraktı Mert Meriç. Sağda Lazetic var. Mert Meriç çalımını attı. Sola şimdi Serhat. Serhat ceza alanı içinde. Son anda Ramazan. Ramazan Serhat mücadelesi. Serhat iki Gaziantep golü futbolcu arasında goller yaptırıyor. İlk yarıda İkili mücadelelerde genellikle mağlup çıkan Fenerbahçeli oyuncular gitti. İkinci yarıda her topa basan, her topu ısıran Fenerbahçeli futbolcular var. Yakın direk orta, Krivov karşıladı. Lazetic, gözüyle kontrol. Pası Yusuf. Yusuf. Solda Rapayic. Anderson cezaların içinde Rapayic orta pozisyonu arıyor. Orta cezaların içinde.
Uçe ve gol! Uçe ve gol! Şimdi skor 3-3. Karşılaşmada 75. dakika. Uçe ve skorda denge var. Fenerbahçe 3, Gaziantep Spor 3. İşte Fenerbahçe tribünleri. Mustafa Denizli sevinç içinde, Fenerbahçe tribünleri sevinç içinde. İşte yüz yıllarca torunlarınızı anlatacak bir maç sevgili seyirciler. Müthiş bir mücadele. İlk kere de her santimetre karesinde sahanın Gaziantep Spor vardı ve 3 farklı öne geçti. İkinci yarıda şimdi skor 3-3 Gaziantep Spor ata. Mustafa Şahin Türk. Mustafa Şahin Türk rakiplerinden birer birer sıyrıldı. Batista rengi. Batista. Onun pası Erhan Albayrak. 5 numara. Şimdi Fatih cezalarını içinde. Fatih ortaya çeviriyor. Bir kez daha Fatih. Ama Fatih ortaya çeviriyor. Bir kez daha Fatih. Ama Lazetic girdi araya. Atak devam edecek. Fatih orta ceza alanına doğru. Mert Genç'ten dönüyor top. Batista'nın ortası. Arka direkte Mustafa Şahinkür. Mustafa Şahinkür vuruşu savunmadan dönüyor. Rapaic topa yükseklik kazandırdı. Erik Yakimovic ara pasları savunmanın arkasına sarkacak. 3-2'ye kaldı şimdi Gaziantep Spor. Mustafa Şahinkür offside bayrağı. Hasan Yiğit hareketlenmese, kendisi gitse. İşte Aziz Yıldırım ve Celal Doğan karşılaşmayı yan yana izliyor. Önde kapattı. Gaziantep Spor Şükrü Saracoğlu mabedinden. İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı sahada ve skoru 3-3'e getirdi. Şimdi Krivol, Batista yerde, oyun devam ediyor. Burak Ilgaz devam dedi. Rapaic, biraz sıyrıldı rakiplerinden. Rapaic geçecek mi? Rapaic, aşırı bir vuruş. Rapaic atıyor, 4 oluyor. Muhteşem bir karşılaşma. Karşılaşmada 81. dakika. Rapaic ve Fenerbahçe 3-0'lık yenilgiden 4-3'lük galibiyete yükseliyor. Müthiş bir karşılaşma. Mustafa Denizli görüntüde. İşte Rapaic. Teker teker sıyrılıyor. Mükemmel bir vuruş. Aşırtma bir vuruş. Ömer'in üzerinden top ağlara gidiyor. İşte Rapaic. Ve işte Fenerbahçe'nin öne geçiren gol. Bu sezon bu statta 14'te 14 yaptı sevgili seyirciler Fenerbahçe. 14 maç ve 14 galibiyet. Beraberlik şansı da hiç tanımadı hiç kimseye. Ve ilk kere daha 3 farklı yenik duruma düşmesine rağmen. Şimdi işte son 8 dakikaya girilirken Kadıköy'de yine 4-3 önde. Hasan Yiğit. Ama Gaziantep Spor'un da hakkını teslim etmek lazım. İlk kere mükemmel oynadılar. Kadıköy'de 3 farklı öne geçtiler. Şimdi Gaziantep Spor'a... Çok tehlikeli bir nokta. Hasan Yiğit, Mustafa Şahinkürk dokunacak. Erhan Albayrak sol ayağıyla vuracak. Öyle görünüyor. Baraj dikkatli. 5 kişilik Fenerbahçe barajı. Rüştü kalesine dikkatli. Dakika 84. Normal süre olarak son 6 dakika Kadıköy'de. Murat Ilgaz. İşaretini şimdi verecek. Bütün futbolcuların toplam 9 metre 15 santimetre uzaklaşmalarını istedi. İşaret verildi. Ara pası hareketlenen son anda orada. Son anda Revivo topun orada Fatih'e gitmesine izin vermedi. Revivo müthiş bir mücadele. Krivo. Kalecisi Ömer. Ömer uzun oynadı. Top dışarıda. Taş Fenerbahçe'nin. İşte bir 4. gol ki. Rapaic'i gerçekten kıtın saatte ters düştü. Köşe vuruşu kullanıyor Gaziantep Spor. Cezalanıcı bir ayrı kalabalık. Penaltı noktasına doğru gelen top. Kafa vuruşu son anda çizgiden. Çizgiden topu çıkartıyor Fenerbahçe savunması.
Gaziantep Spor 4. gole çok yaklaştı. İşte kafa vuruşu, bu pozisyonda çizgiden çıkartıyor Fenerbahçeli Yusuf. Bir anda yerde kalmıştı. Onun için topu dışarı attı Fenerbahçeli futbolcular. Anderson kalkınca Kemal pas atışını hemen kullandı, kalecisi Ömer'e. Ömer uzun vuruş, Mert Meriç karşıladı. Kemal, bir anda boşta kalan top, 3 Fenerbahçeli futbolcu birden hareketlendi ve Livo'nun pozisyonu offside. Mustafa Denizli görüntüde. ...90 dakika geride kaldı normal süre olarak, artı 3 dakikalık uzatma dakikaları. Anderson pası, Lazetic hareketlendi. Lazetic ara pası, şimdi Rapayic kaleciyle karşı karşıya. Rapayic gole gidiyor. Rapayic, Ömer gole izin vermedi. Rapayic dışarıya. Bu kez de Ömer başarılıydı, gole izin vermedi. Abdullah, Ramazan var karşısında. Abdullah ve Murat Ulgaz karşılaşmanın 90 dakikasının bittiğini belirten düdüğünü çalıyor. Müthiş bir mücadele ve Fenerbahçe 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-3'lük galibiyetle ayrılıyor. Şampiyonluk mücadelesi.